Gitar aleminde birçok efsane ve mit vardır. Jimi Hendrix'in gitarını yakması gibi, Kirk Hammett'in ilk aşkının bir vahdet onuna dönüşmesi gibi, kaderin penası gibi, the metal will live on. Bir başka efsaneye göre, rock and roll için kendini feda etmiş terlerimizi 15 dakika suda kaynatırsak yeniden canlanırlarmış. Başlamıştık galiba. Başlayabilir. Merhabalar arkadaşlar, benim adım Matthew Brett ve bu videoda sizlere telleriniz tamamıyla paslandıysa veya geberdiyse bir şekilde onları nasıl canlandırabileceğinizi göstereceğim. Gördüğünüz gibi benim suğurumda en son bir tane telim koptu, mi telim koptu. Biraz fazla abandım galiba çalarken. Biliyorsunuz ki hepimiz korona sebebiyle evdeyiz. Ben de tabii ki evde kalıyorum. Ve koronanın beni son bırakmış olduğu durum şu. Telim bitti evde ve dışarı çıkıp tel alamıyorum hiçbir şekilde. Normalde İstiklal Caddesi'nde tünele gidip alırdım. Ne diyecektim? Dur bekle. O yüzden elimde kalan son teller. Burada gördüğünüz birkaç tel. Bunlar da zaten birkaç farklı gitar kılıfımda bulabildiğim teller. 15 dakika suda kaynatırsak yeniden canlanırlarmış. Tamam, şimdi suyumuzu kaynatıyoruz. Kaynayacak birazdan. O sırada telleri koymaya başlayabilirim. Açıp koyacağım. Hiç yapmadım bu operasyonu dediğim gibi. Çok saçma olacağına inanıyorum her şeyin. Bakalım. Dur. Aha, oldu. Umarım bir şeyler elimde patlamaz. Ernie Ball telleriniz varsa şöyle bir taktik vereyim size şunlardan. İlk paketten çıkardığınızda direkt bir tarafını tutup şöyle çekersiniz. Tamam, açılıyor. Tamam, la telini de koyuyorum. Oo, hiç girmek istemedim. Nasıl olacak? Tamam, buldum, taktik buldum. La telimizi de koyduk. Makarna pişirmek gibi. Şimdi 15 dakika gibi bir süre bekleyeceğiz bunların olmasını. O sırada size tellerle ilgili bir iki bir şey söylemek istiyorum. Şöyle bir şey var. Galiba özellikle yeni başlayan gitaristlerin zamanla öğrenmesi gereken bir şey bu. Tüm gitar tonumuzu oluşturan birçok farklı içerik var. Yani setup'ımızda bulunan içerikler. Mesela amfimiz var, gitarımız var. Kullandığımız teller var, kullandığımız pena var, kullandığımız efektler falan var. Bunların hepsi sonuçta aldığımız tonu etkileyen şeyler. Büyük ihtimalle ilk başladığınızda bunu hemen anlayamayacaksınız. Çünkü sıkça tel değiştirmek gibi bir şansınız olmayabilir. Ama tüm setup içerisinde, her gitar setup'ın içerisinde aslında tonu en çok etkileyen şeylerden bir tanesi, hatta belki de tonu en çok etkileyen şey gitar telleriniz. Gitar tel seçiminiz ve tellerinizin sağlık durumu, yani sağlık durumu, paslılar mı, ölmüşler mi? Eşim kamerada, o da gülüyor biraz. Şöyle bir durum var, mesela çok güzel bir amfi alırsınız ama gitarınızın telleri 2 seneliktir. O amfinin sizin tonunuza vereceği artı, yeni bir tel takmanızın vereceği artıdan daha fazla değildir. Bu yüzden sıkça telleri değiştirmek çok önemli bir şey. Tabii ki ekonomik olarak hepimiz durmadan tel değiştiremiyoruz. Mesela hayatımın şu evresinde ben mümkün oldukça 2 haftada bir tel değiştiririm. Özellikle Zorum'da, çünkü en çok kullandığım gitar o. Ama bir zamanlar mesela İngiltere'de üniversitedeyken abimle beraber çok fazla kayıt yapıyorduk ve yaptığımız kayıtların hepsinde profesyonel bir seviyeye ulaşmaya çalıştığımız için neredeyse her kayıttan önce tel değiştiriyordum. Zaten birkaç kez tel değiştirdikten sonra ve ton, gitar tonuyla ilgili algınız yükseldikçe anlayacaksınız ne kadar büyük bir etkisi olduğunu. Tellerden bir şeyler çıkar diye düşündüm. Hiçbir şey çıkmıyor. Pas falan.
galiba teller o kadar da kötü durumda değil. Bunu bir ara belki ölümüne gebermiş tellerle denirim. Birkaç gitarımda öyle bir durum var. Nedense bende şöyle bir durum var. Ellerim inanılmaz terliyor. Korkunç terliyorlar. Özellikle yazın. Ve Ernie Ball gibi teller bana aslında çok dayanmıyor. Yani hayatımın bazı evrelerinde bildiğin bir tel alıyordum. Özellikle gitara ilk başladığım zamanlarda çok fazla çaldığımda her gün. Tel alıyordum. Yani 3-4 gün sonra o telin işi bitmiş durumda oluyordu. Yani başka bir arkadaşımın gitarına bakardım mesela. Tel ne kadar eski? Birkaç ay. Benimkinden daha iyi durumda olurdu. Benimki 4 günken, onunki 2 ayken. Böyle durumlar da yaşadım. Bu arada ben burada ziyafet çekeceğim. Kurabiyelerim var. Size bir öneride bulunayım. Bunlardan almayın. Şu paketlemeye bir bakar mısınız? Bu nasıl bir şey? Bunu bana birisi açıklasın. Maalesef ki cücük kadarlar. Hatta bardağıma sığıyorlar. Sığmamalarını isterdim. Harekete bak. Eşimin kollarına işkence ediyorum. Tamam yeter. Tamam arkadaşlar, terleri çıkarmaya hazırız galiba. Servis etmeye hazır. Demek öyle. Hiç sıcak değiller yalnız. Biraz da olsun bir sıcaklık tutar diye düşündüm. Soğuklar hatta. Nasıl böyle? Hiçbir şey olmamış terlere. Şimdi terleri gitara takacağım ama öncelikle biraz temizlik yapayım diye düşündüm. Özellikle biriken toz falan varsa gitardan çıkarmak mantıklı olabilir. İki sebebi var bunun. Bir tanesi zamanla paslanma falan konusunda bir artış göreceksiniz. Hiç temizlemezsiniz. Öbürü de görüntü olarak daha güzel olacaktır tabii ki gitarınız arada temizlerseniz. O yüzden bana sorarsanız temizlemek çok mantıklı bir şey olabiliyor. Gitarlardaki paslanma durumu bence biraz ister istemez olacak olan bir şey. Yani bunu önlemek çok zor. Benim tüm gitarlarımda mesela köprüler hep paslı bir durumdadır. Bu gitar o kadar eski olmamasına rağmen yine bunda da köprüm bayağı paslanmış durumda. Ellerimin terlemesiyle alakalı bir şey bu. Tabii ki herhangi bir lütiyer gibi birisine götürerek böyle bir şeyleri temizletebilirsiniz ama işte her zaman şansımız olmadığı için götürmeye. O yüzden zaman zaman yapabiliyoruz bazen böyle şeyleri. Genellikle sadece toz gidermek amaçlı temizliyorum klavyeyi. Arada bir limon yağıyla falan temizlemek de güzel olabilir. Tahtanın iyiliği için en iyisi budur. Ama eski gitarlarda bulunan bir güzellik olduğunu da inandığımız için gitarların biraz eskimesi bence kötü bir şey değil. Ben hatta seviyorum gitarlarımın eskimesini. Tabii kendim eskitmeyi seviyorum. Bazıları direkt eskimiş görünümlü relik gitarlar alıyor. Mesela Fender, Custom Shop'lar falan var bunun gibi. Direkt aldığın andan sanki 40 yıldır birileri sahnede çalmış gibi görünen gitarlar var.
Bunu hiç mantıklı bulmuyorum ben kişisel olarak. Çünkü yani başkasının eskittiği bir şey benim için çok da değerli olamaz. Babam eskitmiş olsa belki olabilir. Mesela babamın bir gitarı var, öyle İbanez bir gitarı. Çok güzel, eskimiş bir İbanez Artwood akustik. Hayatımda gördüğüm en güzel gitarlardan bir tanesi o. O mesela çok değerli olur benim için. Çünkü eskimişliğinde bana bağlı olan bir şey olduğunu biliyorum. Ama onun dışında kendim eskitmeyi tercih ederim. Birazcık toz aldık. Telleri takalım. Şöyle bir saçmalık olacak. Büyük ihtimalle mi, ince mi telinin yerine si teli takacağım. Si telinin yerine sol teli takacağım. Sol'ün yerine sol yine. Sonra re, la ve kalın mi doğru olacak. Biraz saçma olacak ama yapacak bir şey yok. Burada vermek istediğim örneklerden bir tanesi şu aynı zamanda. Elimizde olanla bazen yetinmemiz gerekli. Yani her zaman yeni tel almak gibi bir lüksümüz olmayabilir. Ekonomik olarak zor olabilir. Veya diyelim ki bazen zor bir durumda kalırız ve herhangi bir sebepten dolayı bir tane tel kopar. Yapacak hiçbir şey olmaz. O anda mesela bir C telini Mi'nin yerine koymak dünyanın sonu olmaz. Çünkü kullanılış, yeter ki amacınıza ulaşabilin, yapmaya çalıştığınız şeyi yapabilin. Önemli olan budur. Önceden kullanılmış olan telleri böyle strat köprülerinden geçirmek biraz dert oluyor. Çünkü strat köprüsünün içinden geçirmek için düz olması lazım mantıken telin. Düz değilse biraz problem çıkarabiliyor. Mesela şu an yaşayacağım o problemi. Size şöyle bir önerim de olsun. Geniş zamanlı düşünürken gitar almayı, yani gitar alacaksınız ve uzun bir zaman kullanacaksınız diyelim ki. Bence gitarınızda olabilecek sizin için en güzel artılardan bir tanesi, fonksiyon olarak olabilecek en güzel artılardan bir tanesi kilitlenebilen burgular. Çünkü kilitlenmeyen burgularla tabii ki burgunun etrafında çevirmeniz falan gerekiyor teli bir süre. Ve bu uğraştırıcı bir şey. Benim bu gitarımda ve önceden en çok kullandığım Schecter gitarımda ikisinde de kilitlenen burgular var ve gerçekten çok kolay bir kullanım oluyor. Çünkü direkt sıkıyorum, yani teli geriyorum olabildiğince. Kilitliyorum burayı. Sonra çok fazla çevirmeden direkt istediğim akort durumuna getirebiliyorum. Tel takarken şöyle bir şeye dikkat etmenizi öneririm. Gitarın headstock kısmında bu tellerin hiçbir zaman size doğru fışkırmıyor olmasına dikkat etmeniz gerekli. Çünkü özellikle ince tellerle ilgili geçerli olan bir şey var. Tam olarak size doğru bakıyorsa, mesela şu an bu tel bana bakıyorsa böyle, o zaman ben bu teli göremem. Ve teli göremezsem ona doğru yaklaşma durumunda göze batma falan gibi durumlar olması mümkün. Eminim ki gitar tarihinde bu şekilde gözünü kaybetmiş birileri vardır. Efsaneye göre tek gözlü bekir telini değiştirirken Little Mouse Bob sol teli gözüne girdi. Bunun olmaması için telleriniz mümkün olduğu kadar ya hemen kesin ya da bir şekilde toplayın ya da sizden uzak öbür yöne doğru fışkırsınlar. Tamam, tellerin hepsini taktım. Şimdi akort edeceğim ve bakacağım son durum nedir. Tamam arkadaşlar, şimdi stüdyoya girdim ve tellerden nasıl bir ses alacağıma bakacağız. Kopacağını düşünüyorum nedense. Tamam arkadaşlar, şimdi stüdyoya döndüm ve tellerin akortunu yaptım. Bir bakalım nasıl tonlar alabiliyoruz. Şimdi komik olan şu, tellerim arasında normalde olması gereken yerin dışında olan teller olduğu için, mesela bu mi teli, normalde mi teli olması gerekirken sol teli olduğu için veya
Buradaki siteli de bir sol. Yani iyice saçma bir kombinasyon olmuş. Burada bir derece denemek istediğimiz şey zaten elde olanla yetinebilir miyiz sorusu olmuş oluyor. Normalde olabilirdi. Şöyle bir durum var. Burada si teli olmuş olsa, yani mi'nin yerinde bir si teli olmuş olsa yine problem olmazdı. Ama sol teli olmasıyla fazla kalın geliyor. Özellikle strat gibi köprüsü yukarı aşağı hareket eden bir gitarınız varsa, o zaman hem gitarın genel yay dengesi için biraz problem oluşturuyor. Hem de şöyle bir durum var. Zaten bu sol olan teli mi notasına getirmek için çok fazla sıkmak gerekiyor ve fazla sıkı şu an bile. Yani her an patlayacak gibi hissediyorum. Çok rahatsızlık verici bir durum bu. Ama bunun ilginç artıları da varmış. Mesela re akorunu çalınca hayatımda hiçbir zaman görmediğim kadar kalın ve güzel bir ses alıyorum. Tellerim yanlış yerlerde olduğu için direkt normal standart tuning'e de getiremedim gitarı. Buradan mi'ye çekecek olursam elimde patlayacak diye bir düşünce var içimde. Çünkü gerçekten fazlasıyla gergin bu sol teli. O yüzden ben standarttan bir ton aşağıda D'de takılıyorum. Ve aslında bayağı hoş bir tını alınıyor. Aslına bakarsanız bence clean bir ton üzerinden tellerin durumunu anlamamız biraz daha kolay olabilir. Çünkü distortion ister istemez bir şeylerin üstünü kapatabiliyor. O yüzden bir clean deneyelim. Aslında şimdi clean denedikten sonra biraz daha mantıklı bir yorum yapabilirim. Çünkü distortion üzerinden tellerin yeniliği ve eskiliğini anlamak biraz daha zor. Clean bir tonla çaldığımda fark ediyorum ki yeni teller takıldığında oluşan o saflık, özellikle tiz frekanslarda bulunan bir saflık var. Onun bir kısmı gerçekten de geri geliyormuş. Yani garip, biraz daha yumuşak bir şekli oluyor o frekansların ama yine de kulağa hoş gelen bir tınısı var. Tonları siz de duydunuz. Bana sorarsanız bu telleri kaynatma operasyonu gerçekten bir derece işe yarıyormuş. Özellikle clean tonlar üzerinden fark ettim ki yeni tellerde bulunan o tiz frekanslardaki saflık bir derece var. Ben bu şeyi tekrardan denerim. Yani bu tellerle ne kadar bir şey yapabilirim bilmiyorum. Çünkü mi telinin yerine sol teli olması sebebiyle re'de takılıyorum standart akordansa ve kapo ile çalmam gerekecek her şeyi. Yani zaten daha çok kayıt için kullanıyorum şu anda. Demolar oluşturmak için falan. O yüzden problem değil. Ama profesyonel bir ortamda bitireceğim ve dünyaya sunacağım bir kayıtta böyle bir tekniği kullanır mıyım? Kullanmam. Sadece yazarken kullanırım. Çünkü yine de bir eksikliği fark ediliyor. O yüzden her zaman yeni tel olması daha güzeldir. Ama sadece kendinizce öğreniyorsunuz gitar çalmayı ve sıkça tel almaya paranız yetmiyorsa o zaman bu tekniği denemenizi öneririm. Benim yaptığım gibi mi'nin yerine sol koymayın ama çünkü bu çok işe yaramıyormuş. Bayağı kısıtlayıcı bir şeymiş. Ama ben şöyle bir şey yapacağım. Bir daha tam set bir tel aldığımda teller eskidikten sonra deneyeceğim bu tekniği tekrar ve standart tuning üzerinden de belki bir deney yaparım. O şekilde nasıl olduğuna bakarım ama bana sorarsanız özellikle bu evde kaldığımız korona günlerinde bunu denemeye değer.
Bu video için bu kadar olacak arkadaşlar. Umarım bir derece size yardımcı olabilmişimdir. Biraz garip bir video olmuş olsa bile. Bundan sonra çıkaracağım videoları görmek istiyorsanız lütfen kanala abone olun. Aynı zamanda Instagram'dan beni takip etmeyi unutmayın. Instagram'dan bana soru da sorabilirsiniz. Şimdilik görüşürüz diyorum.